İhmal, dram, mücadele ve sonunda kayıp bir hayat hikayesi bu. Henüz bir aylık askerken iğne vurulan ve sonrasında felç olan bir gencin ve ailesinin yaşadığı sıkıntılara şahit olduk. Evet, Yunus Kadir Gül. Askere geç mi gitti? Askere geç gitmedi. Adı Yunus Kadir Bülbül. Her genç gibi askere gitti. Vatan, bayrak ve namus nöbetine. Eğitim sırasında ateşi yükseldi. Askeri revire kaldırıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Revire götürdü. Revire götürdü. İndi yapalım dedi. İndi yazdı. Ondan sonra koşa giderken toparlamaya başladım. Ertesi gün konuşma tamamıyla gitti. Tam 5 yıldır mücadele ediyorlar. Hem evlatlarının sağlığı için hem de hakları, hukukları için çırpınıyorlar. Bir aylık asker oldu. Askerde bir ay sonra eğitime gitti. Eğitimde de fenalaşmış. Hastaneye götüreceklerine koğuşa götürmüşler. Koğuşta inne yapmışlar. O da penisilinin olduğunu arkadaşlar bildiği anda korkularından şahitlik yapamadılar çocuklar. Sonra ondan sonra 3 gün çocuk tek başına koğuşa kendileri eğitime gitmişler. Bunu koğuşta koymuşlar. Bu ihtiyacını ağlayarak yürüyerek zorla sürünerek gitmiş. İnanmamışlar bunun böyle hasta olduğunu, felçlik geçirdiğine, mahsus yapıyor gibi düşünmüşler. Öyle bir şey de olmamış, gerçek olmuş. Baba Mustafa Bülbül emekli. Oğlunun hastalık haberini duyar duymaz kalkıp Manisa'ya gidiyor. Oradan Şırnak, Cizre, Ankara, hastane hastane dolaşıyor. Manisa'da yemin töreninden sonra rahatsızlanıyor. Burada sağlam olarak yani şeyde gidiyor. Orada rahatsızlanıyor. Sana haber verdiler. Gittin. Bu halde durumu hiç iyi değil. Durumu iyi değil. Ondan sonra ben tabii bu arada dağıtımı çıktı Şırnak'a. Ondan sonra dediler ki oradaki komutan dağıtım izniyle sana sağlık izni verelim. Birleştirelim memlekete götür. Aldım Malatya'ya geldim. Turgut Özal Hastanesi'ne götürdüm. Hani tekrar tedavisi için uğraştım. 2-3 sefer merkez komutanlığında sevk kağıdı asker ya hani şey olmasın diye, sevk kağıdı aldık askerlik işi olmasın diye. Ondan sonra olunca dedi yok bu birliğine gidecek dediler biz daha veremeyiz. Bunu aldım Şırnak'a gittim ben. Şırnak'a... Bu haliyle? Evet. Şimdi çok iyi. Şırnak'a gittim. Şırnak'ta oradan da şeye Cizre'ye gittik. Cizre'ye ulaştık. Şırnak'a geçeceğiz. Bekledik bir hafta da orada koğuşta yattık. Bununla beraber 11 tane hastane değiştik biz. Gata'da tedavi gördük falan. İşte hava değişimi tekrar bilmem ne. Gaziler Fetere'ye fizik tedavi için 3 yıl ben gittim. 3 yıl bununla beraber ben de yattım hastanede. Baba Mustafa'ya gencecik oğlunun yaşadıkları acıları ağır geliyor ki o da meraktan, üzüntüden kanser oluyor. Evde makinaya bağlı, evin her yeri ilaç, oksijen tüpü ve dram dolu. Biz bunu hani askerde olmuş diye şey yaptık dediler. Yok bu genetiktir. Orada nasıl oldu, nasıl olmadı genetik diye bir rapor verdiler. Biz itiraz ettik şimdi şu anda 3 yıl geçti. Ondan sonra ben de artık demek ki ben de bir insanım. Bir şey olunca bende de patlak verdi artık. Üzüntüden. Üzüntüden şey oldu. Ben de genelde çiftçilik yapıyorum yani. Kötü uğraşıyoruz kendi halimizde yani. Ondan sonra bu bir senedir de ben bilmiyorum bir de nefesim daraldı. Gittim dedim nefes darlığı için. Biyopsi yaptılar ki o kuva var. Ondan sonra kemik ilgi kanseri teşhis koydular. Biz bir yıldır ben Turgut Özal Hastanesi'nde ilk şey kanser tedavisi görüyorum. Kemoterapi alıyorum. Anne yüreği işte. Kadriye anne gencecik yakışıklı Dalyan gibi oğlunu devlete emanet edip felçli olarak eline alınca her kapıyı çalıyor, mitinglere gidiyor, mektup yazıyor, bağırıyor, ağlıyor ama siyasiler, milletvekilleri, danışmanlar, çakarlı arabalarla gezenler onların bu isyanını, gözyaşlarını ne duyuyor, ne soruyor, ne de ilgileniyor. Şey yazdı hani ya ne olur bana destek olun bana yardımcı olun diye yazdı çocuk açtı açınca oradan bir tane görevlist geldi dedi ki onu kapatın dedi elimizden aldılar
bizi anlamadılar. Ondan sonra neyse dedi ki biz bakanın dedi adına geldik dedi. Bir yazı yazdı soyadımızın ismimizi. Dedi biz elimizden gelince dedi yardımcı olur destek oluruz dedi. Gittim bağırdım sesimi duyuramadım. İşte mektupları verdim cevap alamadım. Burada da çocuk için kaç tane milletvekiline gittim. İsmini alıyorlar soyadını alıyorlar. Tamam abla diyorlar. Sen kafanı takma diyorlar. Tamam diyorlar biz sana haber vereyim. Bekle arada bir sene geçiyor. Çarık'la da hatta anlattım Öznur Çarık'a da anlattım. Hatta resim çektim. Şu anda telefonumda Öznur Çarık'la resmim var. Ondan sonra foto çekti. Başka kimse de çekmiyor. Foto çekti. Hatta Öznur Çarık dedi ki gel bu bayanla dedi bizim bir resmimizi çek dedi. Resmi çektim dedim bir hatırası kalsın dedim. Ona da gittim ben bir iki kere anlattım. O da bana destek olmadı. Tamam abla oldu abla diyorlar. Ben de güveneyim, inanayım, oh yavruma diyeyim haber gelecek, işe gidecek, hayatı kurtulup ben de vereceğim, yuvasını kuracağım diyeyim. Ne haber çıkıyor arada bir sene geçiyor. Bir daha gideyim. Şu şey toplantıları oluyor o hani iş için. Gideyim ben derdimi anlatayım, sorunumu anlatayım. Hatta mektup yazayım başkanıma kadar cebine koymuş durum. Evet işte dram bu, durum bu. İşsiz ağabeyi, kanser babası, gözü yaşlı anası ve felç olan sahipsiz Yunus'un yaşanmış ve yaşanan hikayesi. Tığ gibi askere gittiğinde boyu 1.80 yakışıklı, devletin emanetinde vatanı ve bayrağı için sizin, benim, şu anda izleyenlerin, şu anda herkesin güvenliği için askere gitti. Bir ay sonra ona bir iğne yapıldı ve iğneden sonra felç oldu. Baba imdadına koştu. 3 yıl hastanelerde süründü. Baba Mustafa amca merakına dayanamadı. Çok eziyetler çekti. Kanser nüksetti. Anne bütün siyasilerin kapısını çaldı Kadriye abla. Bütün siyasilerin kapısını çaldı. Pankart açtı. Mektup yazdı. Yalvardı. Fotoğraf çekti. Video attı. Tamam dediler. İnşallah dediler. Maşallah dediler. Herkese yaptıklarını yaptılar ve hayalleriyle oynadılar. Hiçbir çözüm üretmediler. Hiçbirisi gelmedi. Hiçbirisi sormadı. Mektupları katladılar, ceplerine koydular ve ondan sonra giderken arabanın belki de camından savurdular, rüzgara karşı verdiler ve gitti. Sonuç itibariyle siyasiler neden vardır? Bu çocuk maydanoz soğan satarken bu hale gelmedi. Bu delikanlı vatan nöbetindeyken bu hale geldi. O zaman baba kanser oldu. Anne feryat figan etti. Fakat ne elinden tutan var, ne gören var. Siyasiler işte böyle yapıyorlar. Tamam diyorlar, inşallah diyorlar, maşallah diyorlar. Elini ovuşturuyorlar, sırtını sıvazlıyorlar. Vatandaşı gönderiyorlar. Kaderiyle baş başa bırakıyorlar.